Euro 2016 öncesi grubu sormak istiyorum. İlk sırada İzlanda var. Sonrasında Çek Cumhuriyeti sıralanıyor ve Türkiye, Hollanda şeklinde 3-4 sıra belli oldu. Hep lokum gibi kura diye başlarız. Hiç öyle şekillenmez grup. Bu fotoğrafı nasıl görüyorsunuz? Yani lokum gibi bir kura değildi tabii. İzlanda özellikle yakından takip edenler daha öncesinden öyle olmadığını biliyorlardı. Bu grupta sürpriz olan Hollanda'nın 1 değil 4 olması. Geri kalan hepsi normal. Hatta biz de 2 olabilirdik. Ama Hollanda'nın 1 olmaması buradaki sürpriz. Tek sürpriz o diyebilirim. Bundan sonra iyi. Tabii Hollanda karşısında 4 puan iyi oldu. İyi de oynadık. 2 maçta da çok iyi oynadık. 2 ayrı oyunu çok iyi oynadık. Şimdi en önemli maç İzlanda maçı bence. Çek Cumhuriyeti'nden istediğimizi alabiliriz gibi geliyor. Çünkü savunmada problemleri var. Oradan istediğimizi alabiliriz. Keşke Burak da olsaydı tabii. Onun da faydası olurdu ama o olmadan, ama İzlanda maçı zor. İzlanda istese de kötü oynayamaz. Yani iyi bir sistem takımı. Hani garantilediler artık bize asılmaz zaten, öyle bir şey mümkün değil. O maç en önemlisi, o maç. O maçı kotarabilirsek playoff'a kalacağız. Orada da biraz şans lazım herhalde. Biraz uygun bir rakip. Bize ters gelmeyen bir rakip. Yani isim olarak kuvvetli değil. Kuvvetli olup olmaması önemli değil. Oyun olarak bize uygun olup olmaması önemli. Mesela Hollanda gibi oynayan bir takım bize uyar. Ama İzlanda gibi oynayan bir takım uymaz yani. İsme değil, oyuna bakmak lazım. Biraz da şans lazım. Herhalde hata yapmayız. İki maçın 11'leri bence birbirinden çok farklı olacak. Mesela ligin en formda oyuncularından Gökhan Töre'yi kullanmayabilir Çek maçında, ama İzlanda maçında mutlaka kullanır. Orada ihtiyaç var çünkü. Kapalı savunmayı delecek, ince işler yapacak oyuncular Oğuzhan'a, Gökhan'a orada ihtiyaç var. Ama mesela Çek maçında Umut ya da Volkan Şen'i tercih edebilir. Arkaya atılacak toplar orada daha önemli. Çalışıyorlar ve hani gelen, kamptan gelen haberlerde her şeyi denediği Fatih Hoca'nın. Tabii yani 53 takımdan 24 arasına girmemiz lazım. Yoksa çok büyük bir başarısızlık olur. Mutlaka Haziran'da orada olmamız lazım. Çek takımını konuşmak istiyorum. Çok sonuç odaklı oynayabilen bir takım. Sonuca iyi gidebilen bir takım. Sistemli bir takım. Siz bu maçta neler bekliyorsunuz? Duran toplarda açık vermemeyi bekliyorum öncelikle. Onları zorlayacağımız çok fazla yön var. Duran topları iyi karşılarsak dönüşlerinde kontralar bulabiliriz. Hızlı oyuncularımız var. Topla hızlı oyuncularımız var. Topu hızlı kullanan ve topla hızlı gidebilen oyuncularımız var. Merkezi zorladığımızda işte hızlı adamlarla, Umut'la, Volkan'la arkaya kaçabiliriz. Çünkü ağır bir savunma göbekleri var. Bunları değerlendirebiliriz. Ben Çek Cumhuriyeti maçında hata yapacağımızı düşünmüyorum. O maçı alırız ya da berabere kalırız gibi geliyor. Ama İzlanda maçı, kritik maçı İzlanda maçı. O zaman İzlanda maçını konuşalım. Onların fark yarattığı nokta neydi? Onlar ceza sahasına sokmuyorlar bir kere. Hani dün Abdullah Avcı anlatıyordu, gayet güzel istatistiklerini çıkarmış. %65 oranında kalelerinde gördükleri şutların %65'i ceza sahası dışından. Yani içeriye adam sokmuyorlar. Burada işte dar alanda iş bitiren oyuncular lazım. Gökhan'ı orada önemsiyorum. Hakan Çalhanoğlu'nu orada önemsiyorum. Orada işler yapabilirler. Çok birbirinden farklı iki maç izleyeceğiz. İzlanda iyi bir takım. Çok iyi kontra atak yapıyorlar. Çok net oynuyorlar. Çok çok basit bir oyun oynuyorlar. Ben şanslı bir kura çekerlerse Avrupa Şampiyonası'nda da kendilerini göstereceklerini düşünüyorum. Birçok takıma çok ters gelebilecek bir ekip. Eğer tabii hani çok ağır bir gruba kalırlarsa, çok mümkün olmuyor ama işte Almanyalarla, İspanyalarla oynarlarsa, ama onun dışında herkese zorluk yaşatabilecek bir takım. Şanssızlığımız bizim gruba düştüler ama bunu hani nacizane daha grup çekildiği anda öngörebilenlerdendim. Çünkü bir önceki Dünya Kupası elemelerinde de çok iyilerdi. Bize çok ters gelen bir ekip. Zaten tarih boyunca da hep ters gelmiş bir ekip. Umuyorum oradaki strateji, Fatih Hoca'nın stratejisi işimize yarar. Peki gidemezsek ne olur? Valla tartışılır tabii. Şimdi 53'te 24. Şimdi bizim hani efsane takımlarımız var. Bizim çocukluğumuzda. Onlar gidemiyordu çünkü 8 takım gidiyordu Avrupa Şampiyonası'na. Sonra 16'ya çıkınca biz gittik. Şimdi 24'e çıkıyor artık yani. Bu kez gitmez. Yok, gitmemek diye bir şart olamaz. Üçüncü olup gidebiliyorsun yani, böyle bir şans olamaz. Yani biz çocukken birinci olan giderdi, ikinci olan gidemezdi. Şimdi artık farklı ve hani bu kalibrede bu kadar yatırım yapan bir ülke orada hep olmak zorunda. Çok uzak kaldık çünkü, yani çok uzun süredir yokuz ortalıkta.
artık olmamız lazım. Ülke olarak da herhalde bu heyecanı fazlasıyla özledik diyebiliriz. Yani hem futbol severler açısından çok önemli, hem bizim piyasa açısından da önemli. Yani orada o iş olursa piyasa hareketleniyor. Ben profesyonel bize, çünkü şundan söylüyorlar. Gitmesini istemeyen gazeteciler var. Hiçbir gazeteci öyle bir şey istemez. Evet, evet. Çünkü cebine girecek parayla direkt ilintili. Yani piyasa ne kadar hareketlense. Tabii yayınla alakalı. Yayınlar, reklam piyasası hareketleniyor. Her şey hareketleniyor. Herkes çok istiyor. Onu çok net olarak söyleyebilirim. Yani Fatih Terim ne kadar istiyorsa ben onun iki katı istiyorum. Çok net. O yüzden bekliyoruz da. Çünkü 24 takım arasında olamayacaksak yanmışız. Beşiktaş'a dönelim. Beşiktaş oynadığıyla sanki Bilic'in üzerine gelebilecek en iyi teknik direktör profillerinden birini getirdiği gibi duruyor. Kesin. Öyle mi siz? Yani Şenol Hoca olması çok tartışılırdı. Çünkü Şenol Hoca'nın ben birkaç senedir artık İstanbul zamanının geldiğini düşünüyorum. Bunu da söylüyorum. Onu hak ediyor Şenol Hoca. Daha rahat bir bütçeyle, daha istediği oyuncularla. Ve yani Trabzon'daki baskı çok yüksek. İstanbul'da da baskı var ama Trabzon'da çok yüksek. Yani İstanbul'da en azından bölüşülüyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş arasında. Trabzon'da bütün şehrin baskısı kulüp üzerine. Hocanın bir İstanbul takımında çalışması gerekiyordu ve en uygun da Beşiktaş gibi duruyordu. Bu birliktelik, yani başka birisi olsa çok tartışılırdı Bilic neden gitti diye. Birçok oyuncu için de büyük şans. Oğuzhan'da kıpırdanma görüyoruz. Gökhan'da düzelme görüyoruz. Herkes de, çünkü hocanın öyle bir iyileştirici ünü de var. O rolü de iyi üstleniyor. O iyi yapıyor. Tabii birkaç oyuncu da daha bekliyorum ben bunu. İsmail'de özellikle bekliyorum. İsmail'in de formayı alabilmesi lazım. Çünkü o yüksek kapasiteli oyuncu. Gerçi ciddi sakatlıklar geçirdi ama hemen hemen bütün oyuncularda ilerleme bekliyorum. Tabii kriz anlarında, Şenol Hoca çok yaşadı o kriz anlarını kariyeri boyunca. O dönemde de yöneticilerin ona destek vermesi lazım. Beşiktaş iyi gidiyor. Ben geçen seneki gibi söylemeyeyim. İşin şeyini kaçırmayayım istiyorum artık. Çünkü büyüsünü kaçırmıyor ama. Ya, öyle oldu biraz. Söylemeyeyim ama yani en değerli toplu oynayan takım Beşiktaş, onu söylemekte evet, bir sebep. Son olarak paket bir soruyla bitirelim. Hem Gomez'i soralım hem de Rize maçı var Beşiktaş için. Bu karşılaşma için ne söylersiniz? Hikmet Karamanlı Rize'de yenilmiyor. En son Bursa Spor maçında bu grafiği bozdular ama iyi bir takım. Ne söylersiniz? Hem Gomez hem de Rize Spor maçı. Şimdi Gomez tabii, yani Almeida'dan sonra iyi bir santrfor buldu. Beşiktaş Dembaba'yı buldu. İstediğini de aldı. Ekonomik olarak da istediğini aldı. Üzerine bir gelişmiş modelini aldı. Hem striker, hem golcü, hem santrfor aldı bu sefer. Tabii eksik parçayı doldurdu. Yani mesela Fenerbahçe'de durum öyle değil. Fenerbahçe takım yapmaya çalışıyor. Van Persie tartışılıyor. Mesela Van Persie'yi de Beşiktaş'a koysanız eksik parça dolmuş olurdu ve işe yarardı. Dolayısıyla Mario Gomez'in uyumu çok yüksek. Çünkü 90 dakika hiç konsantrasyonunu dağıtmayan, hep oyunun içinde kalan bir oyuncu. Fizik eksiklikleri var bence ama bunları kapatıyor aklıyla. Çok zeki bir oyuncu çünkü. Büyük katkısı oluyor. Rize maçı ne olur? Yani Rize Kueke üzerinden dönen bir takım. Bütün oyun planını onun üzerine yapıyorlar. Beşiktaş tabii milli maç sonrası sıkıntılar olabiliyor bazen büyük takımlarda, çok oyuncu veren takımlarda. Eğer öyle bir kriz yaşamazsa tabii net favori. Bir zorluk yaşayacaklarını düşünmüyorum ama tabii Eskişehir maçında o kadar hakikaten kötü durumdaki bir takım, Eskişehir çok kötü futbol oynuyor. Çok da iyi başladı Beşiktaş ama o son 20 dakikadaki dağınıklık onları yaşamaması lazım. Şenol Hoca bunlara müsaade etmez. O anlamda hem galip geldi hem de iyi bir ders aldığı bir maç oldu Beşiktaş'ın. O anlamda şanslı bir dönemeçti. Çünkü böyle dersleri genelde yenilgilerle alırsınız. O son dakikada direkten dönen top hem o son 20 dakikadaki problemin altını çizdi hem de 3 puanı cebinize koymuş oldunuz. Rize maçında çok ciddi bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum Beşiktaş'ın. Son soru demiştik ama soyunma odasında herhalde Şenol Güneş'in de bir ufak parlaması olmuş mu? Olmuştur tabii. Yani bunu nasıl bir dille yapmıştır bilmiyorum. Ama uyarı gelmiştir. Çünkü hani Gomez çıktıktan sonra, Cenk oyuna girdikten sonra biraz orada roller dağıldı. Hani Cenk'i gol attıralım mı istediler? Hani rakip nasıl olsa dağıldı. Hani biz de atalım misiler o ön taraf. O ön taraftaki yapıyı bozarsanız herkes sıradanlaşıyor. Yani halbuki bu oyuncuları önemli kılan birbirleriyle uyumları. Onu bozmadan o makineyi işletmeye devam etmek lazım.